Merhabalar. Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında son 6 maçında galibiyeti unutan Beşiktaş ile Kayseri Spor karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Vodafone Park'ta oynandı. Heyecan dolu karşılaşmada siyah beyazların frantroporları Nishibat Chioi ve Güven Yalçın müthiş bir performans sergilerken Beşiktaş tribünleri kayıllarına tepki gösterdi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu yaptığı hata sonrası tribünlerden büyük tepki gördü. Siyah beyazların yıldızı sağ kenarına gelirken de bir hayli öfkeliydi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'a destek çıktı. Hafta ortasında siyah beyazlı ekiple yollarını ayıran Sergen Yalçın ile yine taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu. Mücadelede dakikalar 5'i gösterdiğinde Beşiktaş forması giyen Raşit Gezer penaltı bekledi. Ceza sahasında rakibinin elle oynadığı yönünde itirazda bulunan cezalı futbolcunun bu talebi karşılık görmedi. Mücadelenin VAR hakemleri Ali Şansalan'a izlemesi yönünde bir öneride bulunmadı. Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterdiğinde Kayserispor'un golcü futbolcusu Mehmet Yam sahneye çıktı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan tecrübeli futbolcu takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Mehmet Yem'in bu golüne ise mücadelenin ilk yarısının son anlarında Kayseri'nin Kayserispor filelerini havalandırarak cevap verdi. Serdar Saatçı'nın ortasında kafasıyla topu rakip ağlara gönderen Kanadalı futbolcu 45. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getiren isimdi. Karşılaşmada dakikalar 72 gösterdiğinde Kayserispor'un golcüsü Mehmet Yan bir kez daha sahneye çıktı ve duble yaptı. Tecrübeli futbolcu hızlı gelişen atakta ceza sahası içerisinde şık bir vuruş yaparak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kayserispor'un ikinci golünde Kayler'in pas hatası yapması nedeniyle tribünlerden tepki gördü. Tecrübeli futbolcu tüm tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarların tepki gösterdiği Kayler'in kısa bir süre sonra oyundan alındı. Tribünlerin ıslıklı tepkisine alkışla karşılık veren yıldız futbolcu daha sonra kendisine verilen montu ise yere fırlattı. Beşiktaş'ta yenilen ikinci gol sonrası taraftarlar çileden çıkıp Sergen Yalçın tezahüratları yaptı. Siyah beyazlı takımın tribünleri tecrübeli çalıştırıcının ismini uzun bir süre haykırdılar. Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterdiğinde Beşiktaş adına unutulmaz bir film başladı adeta. Beşiktaş'ın tecrübeli santraforu Nishibat Chioi sahneye çıktı önce. Tecrübeli futbolcu Güven Yalçın'ın asistinde skoru 2-2'lik dengeye getirdi. Mücadele dakikalar 90'ı gösterdiğinde Güven Yalçın Nishibat Chioi ikilisi bir kez daha sahne aldı. Güven Yalçın'ın asistinde şık bir vuruş yapan Nishibat Chioi, siyah beyazları 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Beşiktaş bu golden sonra da durmadı. Karşılaşmanın 96-6. dakikasında Güven Yalçın sahneye çıktı. Genç futbolcu son 15 dakikasında süre aldığı maçta skoru 4-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca 3 puan Beşiktaş'ın oldu. Genç futbolcu Güven Yalçın maçı 1 gol ve 2 asistle tamamlayarak yıldızlaştı. Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Kayserispor'a imza atan Mehmet Yan adeta sarı kırmızılı ekipte kendini yeniden buldu. Beşiktaş karşısında iki kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 8. golünü attı. Mehmet Yem'in Süper Lig'de ayrıca 2 asisti de bulunuyor. Öte yandan ise mücadelenin ilk yarısında hakem Ali Şansalan'ın yanlış kararını Serdar Saatçı düzeltti. Genç stoper hücuma çıktığı sırada Ali Şansalan korner işareti verdi. Serdar Saatçı topun kendisinden çıktığını belirtince Ali Şansalan out kararı verdi. Ali Şansalan genç futbolcuya bu fair play'i içeren hareketinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Beşiktaş'ın ilk golünde asisti yapan isim de genç stoper Serdar Saatçı'ydı. Maç öncesinde siyah beyazlı taraftarın büyük destek verdiği 18 yaşındaki savunmacının bu asisti 11 sezon sonra bir ilk oldu. Opta'nın verilerine göre Serdar Saatçı 2010-2011'den bu yana Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç oyuncu oldu. 18 yaş 301 gün ile. Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde ciddi bir sakatlık geçiren George Kevin Enkudu, Kayserispor maçında unutulmadı. Kayseri'nin attığı golün ardından takım arkadaşının formasını tribünlere gösterdi. Kayserispor'a gol atan Kayseri'nin Beşiktaş formasıyla uzun bir süre sonra ilki imza attı. Opta'nın verilerine göre Kayseri'nin Cenk Tosun'dan sonra Beşiktaş'ın tek sezonda üst üste 4-3 sağ golünü kaydeden ilk oyuncu oldu. Bakalım Beşiktaş 6 hafta sonra aldığı bu galibiyet ile lider Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada kafasını yukarıya doğru çıkartıp şampiyonluk yarışına ben de varım diyebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.